düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatla mücadele devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde 1000 kadar tarım kredi kooperatif marketi açılacağını söyledi. ...5, 10'a, 10, 20'ye satılıyordu. Marketlerdeki fahiş fiyatın önüne geçilebilmesi için Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti. En yaygın şube ağına sahip 5 büyük zincir market için müfettişler görevlendirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki evinin yakınlarında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'la kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. İçeride yaklaşık yarım saat duran Cumhurbaşkanı alışverişin ardından açıklama yaptı. Marketlerdeki fahiş fiyatlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Kooperatif marketlerin uygun fiyatlı olduğuna vurgu yaptı. Çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunları süratle çoğaltacağız. Piyasayı balanse etmek için kooperatif marketlerin sayısını artıracağız dedi. Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında tarım kredi kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Ve süratle 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. CHP geçtiğimiz günlerde Bolu'da kamptaydı. Kamp sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin yeni anayasa çağrısına olumsuz yanıt verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına olumsuz yanıt verdi. Cumhurbaşkanının amacının gündemi saptırmak olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Otoriter yöntemlerle anayasa değişikliği için masaya oturulmaz. Demokrasiyi savunan insanlarla masaya oturursunuz. İnsanların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri iklimin olması lazım, dedi. CHP Genel Başkanı Bolu Abant'taki kampta milletvekillerini topladı. Kampın ikinci gününe erken başlayan Kılıçdaroğlu önce göl kenarında yürüyüş yaptı, ardından gazetecilerle bir araya geldi. CHP Genel Başkanı'na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başbakanlığa adayım sözleri soruldu. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. O sürecin sonucunda Sayın Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur. Bunlar ittifak içinde oturulup konuşulmuş, tartışılmış şeyler değil. Zaman zaman genel başkanların söylemleri oluyor. Dikkatle takip ediyoruz, ifadelerini kullandı. Bartın'dan Ankara'daki MHP bölge istişare toplantısına giden minibüs yoldan çıkarak devrilmişti. O kazada 2 kişi yaşamını yitirmişti, 19 kişi ise yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi aradı ve taziye dileklerini iletti. Milliyetçi Hareket Partisi bölge istişare toplantısına katılmak üzere Bartın'dan Ankara'ya doğru yola çıkan minibüs kaza yaptı. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP Teşkilatı'ndan Murat Sevinmiş hayatını kaybetti. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik'in de aralarında bulunduğu 19 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradı. Taziye dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye görüşmesinde hayatını kaybeden Kömeci ve Sevinmiş için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı kazada yaralananlar içinse şifa temennisinde bulundu. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları da açıklandı. Aylık bazda 1,25 artış görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi yıllık %19,58, aylık %1,25 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre haberleşme, giyim, ayakkabı ve eğlence en düşük artış görülen gruplar arasında yer aldı. Bu kapsamdaki en düşük artış ise %1,80'li alkollü içecekler ve tütün gıda grubunda gerçekleşti. Gıda, alkolsüz içecekler, ev eşyası, lokanta ve otellerde 2020 yılına oranla artış gösteren gruplar oldu. Aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup %0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Sanayi sektöründe yıllık bazda en fazla artış %28,39 ile madencilik ve taş ocakçılığında kaydedildi. İmalatta %43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında ise %50,10 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığında %0,36 azalış, imalatta %1,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %1,34 artış görüldü. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak faaliyetlerine devam ediyor. Akdeniz'de donanma Türk kıtası anlığına izinsiz giren Rum araştırma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından Türk kıtası anlığının dışına çıkarıldı. Akdeniz'de donanma Türk kıta sahanlığına izinsiz giren Rum araştırma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından engellendi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak tek yanlı faaliyetlerini sürdürüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 29 Eylül'de bir Navtex yayınlanmıştı. Navtex alanının büyük bir bölümü Türk kıta sahanlığının içerisinde yer alıyordu. Rum Yönetimi buna rağmen Türkiye ile herhangi bir koordinasyon sağlamadı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin olduğu İtalya nezdinde diplomatik temaslarda bulunuldu. Türkiye'nin tüm bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi Türk kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Nautical Geo Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi Türk kıta sahanlığının dışına çıkarıldı. Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk kıta sahanlığı içinde yer alan Girit'in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyette yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti. Birinci su şurası Ankara'da başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile iklimle alakalı konuştu. Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerini en çok hissedecek ülkelerden biri olduğunu söyledi. 2021 yılını su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan ettik. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen birinci su şurası başladı. Şurada konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile Türkiye'nin su stresi çeken bir ülke olduğuna dikkat çekti. Bir ülkeye yeterli suya sahipsin demek için kişi başına düşen yıllık su miktarının 1700 metreküp olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bugün için kişi başına düşen yıllık su miktarı 1340 metreküptür. Bunun anlamı şu, biz su stresi çeken bir ülkeyiz. Yıllık ortalama 574 milimetre olan yağış miktarımız dünya ortalamasının maalesef altında. Akdeniz havzasında olmamız sebebiyle iklim değişikliğinin etkilerini birçok ülkeye göre daha yoğun ve daha şiddetli bir şekilde hissedeceğimiz de gerçek. Pakdemir'le bundan sonrası için dikkat edilmesi gereken hususları da sıraladı. Kısacası bundan sonra suyumuzu muslukları sonuna kadar açarak değil, tarlalara gelişi güzel salarak değil, baş köşemizde tutarak, vatan bilerek korumalı,
doğru yöneterek, israfı önleyerek ve en verimli şekilde kullanmalıyız. Okullar açıldı, vakalar tırmanışa geçti. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı okullarda PCR testi uygulaması yapılacak şeklinde ortak bir açıklama yaptı. O uygulama bugün hayata geçti. 10 pilot ilde başlayan uygulamada velilerin onayı aranacak. Okullarda PCR testi uygulaması 10 pilot ilde başladı. Velilerin onayına bağlı olarak öğrencilerden PCR testi alınabilecek. Okullar 6 Eylül'de açıldı. Koronavirüs vakaları da tırmanışa geçti. Hem Sağlık Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı virüsün seyrinin tespiti için PCR testi uygulamasının başlayacağını duyurdu. Önce öğrencilere rastgele test uygulanacağı açıklandı. Ancak veliler bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine uygulama bir süre ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir açıklama yaptı. Öğrencilerden velilerin onayı alındıktan sonra burundan değil sadece boğazdan PCR örneği alınacağını belirtti. Çalışmalar bu doğrultuda hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı pilot 10 il belirledi. O iller Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Edirne ve Balıkesir'in de aralarında olduğu 10 ilde testlere başlandı. Uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir'de de çalışmaların devam ettiği belirtildi. Pilot iller için ilk olarak vaka yoğunluğuna bakılacak. Sonrasında nüfus baz alınacak ve o okullar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Son aşama ise sağlık ekiplerinin o okullara giderek öğrencileri teste tabi tutması olacak. Veliye bir onay kağıdı gönderilecek ve onaylaması halinde de kağıdı imzalayacak. Ardından ekipler okula geldiğinde öğrenciden PCR testi alacak. Uygulama okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynayacak. 10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yayılması bekleniyor. Koronavirüsü atlattınız ama etkileri hala geçmedi diyorsanız post-covid döneminde olmanız muhtemel. Post-covid dönem enfeksiyonu atlattıktan sonraki 12 hafta ve sonrasını kapsayan bir süreç. Bu sürecin virüsü belirtisiz geçiren ve hatta çocuk yaş grubu hastalarda bile görüldüğü saptandı. Sayenizde biraz daha bugün rahatım. Covid-19'u atlatan kişilerde hastalık sonrası post-covid sendromu yaşanıyor. Virüsü belirtisiz atlatsanız da bu durum ortaya çıkabiliyor. Öyle ki bu sendrom çocuk hastalarda bile görülebiliyor. Post-Covid sendromu koronavirüsü atlattıktan sonraki 12. hafta ve sonrasını kapsıyor. Bu dönemde bazı Covid belirtileri devam edebiliyor. Özellikle halsizlik ve uyku bozukluğu gibi semptomlar sürekli hale geliyor. Nefes darlığı, yaygın vücut ağrısı, göğüs ağrısı, uykusuzluk, anksiyete, depresyon, bir takım işte çarpıntı, hipotansiyon falan gibi bir takım problemlerin süre gittiğini gördük. Salgının başladığı ilk dönemlerde 50 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunan kişilerde daha yaygın görülüyordu. Şimdi ise post-covid sendromu çocuk hastalarda bile görülebiliyor. Asemptomatik geçiren çocuk yaş grubu hastalarda bile bu post-covid semptomlarının olabileceği vurgulanmış. Uzmanlar şikayetleri uzayan kişilerin hastaneye başvurmaları gerektiğini söylüyor. Bunun 1-2 hafta içerisinde geçmesi genellikle geçiyor. 1-2 hafta, 2 hafta, 3 hafta geçti. Birkaç aya uzamışsa teletıp imkanları bizim hastanemizde de var. Başka hastanelerde de vardır. İletişime geçip bilgi almalarını öneriyorum hastalara. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen aşının önemine vurgu yaptı. Vatandaşları aşı olmaya davet etti. Aşılar doğal enfeksiyon sonucu gelişen. Türkiye koronavirüsle mücadelesine devam ediyor. Bu mücadelede en etkin ilaçsa bilindiği üzere aşı. İkinci doz COVID-19 aşısını olup mavi kategoriye geçen illerin sayısı 20'ye ulaştı. Ancak Erzurum %61,9 oranla hala turuncu kategoride yer alıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen vatandaşlara seslendi. Aşının önemine vurgu yaparak aşı olmaya davet etti. Aşılar doğal enfeksiyon sonucu gelişen bağışıklık yanıtı üreten biyolojik materyallerdir. Yani aşılar sayesinde hastalığı geçirmeden bağışıklık kazanmış oluyoruz. Tabii ne kadar fazla aşı olursak
hastalığı o kadar çabuk yenmiş olacağımız ve hastalığın yayılmasını önlemiş oluruz. Bir an evvel ne kadar fazla aşı olur, toplumu aşılı hale getirirsek bilelim ki hastalığı o kadar çabuk yenmiş olacağız. Başkan Sekmen, aşı olmak olmamaktan daha önemlidir, dedi. Yani biz zannetmeyelim ki aşılar birdenbire bize geliyor ve bizim üzerimizde bir uygulama imkan ve fırsatı buluyor. Hayır, aşılar bize gelmeden önce birçok deney üzerinde test edilerek hazırlanmış halde bize geliyor. Hatta insanlar aşı olduktan sonra sonuçları birebir takip ediliyor. Ne tür etkiler yapıyor? Bunun için aşı olmak olmamaktan çok daha önemli. 3 doz aşı olduğunu ifade eden Sekmen, gerekirse aşının 4. dozunu olmaya hazır olduğunu söyledi. Üniversite öğrencileri de gündemindeydi Başkan Sekmen'in. Bu vesileyle bütün gençlerimizi aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü gençlerimizin eğitime devam etmeleri bizim geleceğimiz açısından önemli olduğunu da vurgulamak istiyorum. Eğer okula devam edemez, okuldan mezuniyet süremizi uzatırsak bilelim ki bu bizim ilerideki kayıp yıllarımızı telafi edemeyebiliriz. Dışarıdaki telkinlere bakmayalım. Dışarıdaki telkinler bizim sağlıksız kalmamıza neden olabilir. Ben istiyorum ki gençlerimiz aşı olsunlar ve sağlıklı olsunlar. Sekmen, sosyal mesafe, maske ve temizliğe de vurgu yaptı. Covid-19'un bitmesi bizlere bağlı. Bizler tabii bir yandan aşılarımız olurken bir yandan da maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Gücü'yle karşı karşıya geldi. Başkent ekibi 2-1'lik skorla sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Gücü'ne konuk oldu. Dadaşlar zorlu deplasmandan puan çıkaramadı. Rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Ev sahibi ekip henüz 11. dakikada bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Erdem Özgenç'in şutunda kaleci Şumski gole izin vermedi. 35. dakikada Eren Derdiyok topu ağlara göndererek gol perdesini açtı. İlk yarı Ankara Gücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Dakikalar 78'i gösterdiğinde arka direkte topla buluşan Oğuz'u farkı 2'ye çıkardı. 90+3. Dakikada topla buluşan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Novi Kovas orta sahadan taşıdığı topu rakip ceza sahası yayı önüne kadar getirdi ve şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Mücadeleden başka gol sesi çıkmadı. Mavi Beyazlılar Ankara Gücü'ne 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Müsabaka sonunda konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik patronu Erkan Sözer'i Süper Lig için en büyük adaylardan biri olduklarını söyledi. Gerçekten bugün sahada savaştılar, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İyi futbol oynadılar, savaştılar, mücadele ettiler. Bu formaya aidet olduklarını hissettirdiler. Çok büyük aile olduklarını gösterdiler. Oyunumuzun da mesela hep şundan yakınıyorduk. Oyunumuz tam oturmadı diye ama gitgide üzerine koyan, gelişen bir oyunumuz var. O bizi mutlu etti en azından puan alamasak da. Önümüzdeki haftalarda bu oyunumuzun üzerine daha çok koyarak biz ilk ikinin en büyük adayı olacağız diye düşünüyorum. Atatürk Üniversitesi Sporcu Performans Ölçüm ve Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi tüm branşlardaki sporculara hizmet veriyor. Böyle bir merkezin Türkiye'de sadece Erzurum'da olması da kenti spor alanında daha ileriye taşıyor. Evet, tüm spor branşlarından sporcuların fiziksel ve psikolojik ölçümleri Erzurum'da yapılıyor. Atatürk Üniversitesi Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi 2 yıldır hizmet veriyor. Branş gözetmeksizin bütün sporcuların fiziksel, fizyolojik ve psikolojik ölçümleri bu merkezde yapılıyor.
Spor branşlarındaki her bir bireye ve takımlarımıza hizmet eder durumdalar. Merkezde 5 ayrı laboratuvar bulunuyor. Merkezimizde dediğim gibi 5 adet laboratuvar var. Bunlardan birincisi egzersiz fizyolojisi laboratuvarı, bir diğeri atletik performans laboratuvarı, bir diğeri hareket analiz laboratuvarı ve neuroscience dediğimiz sinir bilim laboratuvarı ki bu merkezimiz diğer merkezlerde olmayan bir laboratuvar. Burada fonksiyonel yakın kızılötesi cihazları ve EEG sistemiyle sporcuların beyindeki fiziksel dalgalanmaları ve beyindeki kan yoğunluğu görülebiliyor. Genel olarak sporcuların hareketlere verilen sorulara ya da tepkilere beyinsel olarak ne tür tepkimeler verdikleri, ne tür değişiklikler olduklarını tespit ediyoruz. Olimpik takımlar belirli aralıklarla merkezimize gelip ölçümler yaptıracak ve sporcuların seviyelerini, gelişimlerini biz takip ederek ilgili kişilere, antrenörlerine bunları raporlayacağız. Böyle bir laboratuvar Türkiye'de sadece Erzurum'da bulunuyor. Merkezimiz önemli bir konumda. Türkiye'de farklı illerde çok fazla alternatifi yok. Bunu şehrimize katkısı, üniversitemize katkısı çok fazla. Takımlar ve sporcuların ilk tercihi de Erzurum'daki bu merkez oluyor. Takımlar ve sporcular nezdinde çok fazla tercih edilebilir durumda. Çünkü klimatik ortamı Erzurum'un çok iyi noktada. Sporcuların antrenmanlarını daha rahat yapabilmesi, yapmış olduğu antrenmanlardan daha fazla verim elde edebilmesi için Erzurum bu noktada doğal bir güzellik. Son olarak Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile bir protokol imzalanmış. Buz sporcularının ölçümleri için de Erzurum tercih edilmişti. Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde kurulan alabalık tesisinde bu yıl organik alabalık yetiştiriciliğine başlandı. Böylece hem yöredeki balıkçıların bu alana yönelmesi hem de su kaynaklarının balıklandırılması sağlanacak. Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde kurulan alabalık tesisi organik alabalık yetiştiriciliği ile öne çıkacak. Fakülte bünyesinde tesiste yumurtadan çıktıktan sonra henüz 1 gram bile değilken bırakılan balıklar şimdi 100 gramdan fazla ağırlığa ulaştı. Atatürk Üniversitesi bünyesindeki alabalık tesisi 1989 yılında kuruldu. Tesis yaklaşık 30 yıldır da farklı bilimsel çalışmalar için kullanılıyor. Şimdilerde gölet organik alabalık yetiştiriciliği için kullanılıyor. Bilindiği gibi su kaynaklarının balıklandırılabilmesi için balıkların evcilleştirmeden su kaynaklarına bırakılması gerekiyor. Bu çerçevede biz şurada görmüş olduğunuz fakülte göletimizde yumurtadan yeni çıkan yavrularımızı yeme alıştırmadan hemen önce göletimize salıverdik. Ve burada bugün itibariyle 100 gramın üzerinde 125 grama kadar büyüyen balıklarımız var. Bu balıkların özelliği ise tamamen organik olmaları. Yani herhangi bir şekilde dışarıdan yem verilmiyor. Doğal ortamda yumurtadan çıktığından itibaren sudaki besinlerle yetişiyorlar. Organik olabilmesi için yumurtadan sofralık balık aşamasına kadar aynı yerde yetiştirilmesi gerekiyor. Suyun da herhangi bir şekilde kirleticilerle kirletilmemiş olması gerekiyor. Kontrollü bir ortamda yetiştirilmesi gerekiyor. Üniversite bu sistemle üretici ve balık yetiştiriciliği ile devlet arasında kurulan zincirin bağlarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu işle uğraşan çiftçilerimize alternatif bir geçim kaynağı sağlamak, aynı zamanda da devletimizle çiftçilerimizin ortak çalışmaları neticesinde her çiftçimizin su kaynaklarının balıklandırılmasına, katkı sağlamasına bir ön ayak olmaktır. Erzurum'un Oltu ilçesinde bir düğüne gideceğiz. Şimdi Mübeccel Çakmak 60 yaşında. Şimdiye kadar hiç evlenmedi, yani evlenmek istemedi. Ama onu da evliliğe ikna eden biri oldu. Kendilerine dillere destan bir düğün yaptılar. Taliplerinin hiçbirini istemedi. Ta ki Salih Aykul'la tanışana kadar. Ona evet dedi ve 60 yaşında beyaz gelinliğini giydi. Evet. Evet. Maşallah.
Erzurum'un Olt ilçesinde yaşayan Mübeccel Çakmak 60 yaşında. Daha önce birçok talip olmasına rağmen evliliğe sıcak bakmadı. Onu nikah masasına oturmaya ikna edense emekli polis memuru Salih Aykul oldu. Evet dediğimi de hatırlamıyorum ki. Biraz ikna zor oldu ama oldu yani şükür. Dilere destan düğün yaptı Salih Aykul. Danslar edildi, pasta kesildi, halaylar çekildi. Heyecanlı çiftin nikahları da düğün salonunda kıyıldı. Evet. Evet. Maşallah. Çift özel günlerinde yalnız bırakmayan dostlarına teşekkürü de ihmal etmedi. Erzurum'a en çok kış yakışıyor. Bu bir gerçek ama sonbaharda bir başka yaşanıyor. Şimdi adeta doğanın renk cümbüşü sunduğu haberimiz var sırada. Kırmızı, mor ve yeşilin tüm tonları, sararıp dökülen yapraklar. Sonbahar Erzurum'da görsel şölen sunuyor. Kışın en çok yakıştığı yer Erzurum ama sadece kış değil, sonbaharda da muhteşem bir hale bürünüyor. Özellikle Atatürk Üniversitesi'ne ait Botanik Park. Parkta farklı familyalardan ağaç, çalı ve çiçek olmak üzere 150 bitki çeşidi bulunuyor. Gölet, ahşap, köprü, pergola, kameriye, hayvanat bahçesi ve taşlı yollardan oluşan park 350 dönümlük alanı kapsıyor. Ata Botanik vatandaşların güzel zaman geçirdiği mekanların başında geliyor. Botanik Park'a bisikletle dolaşmaya geldik. Hem de yapraklar dökülmüş güz mevsimi. İnsan ferahlıyor. Biraz da koşu, spor. Gez amaçlı geldik. Bizim için de iyi oluyor. Renk cümbüşünün yaşandığı park yeni çiftlerin de en mutlu anlarını fotoğraflara yansıttığı yerden biri. Emniyet ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Van'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığı yapan 3 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca 10 düzensiz göçmen daha yakalandı. Türkiye genelinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Emniyet ekipleri son olarak Van'da başarılı bir operasyona imza attı. 10 düzensiz göçmen daha yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ekipleri İran uyruklu kişilerin Şerefiye Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler göçmenlerin zorla tutulduğu eve operasyon düzenledi. Başarılı sonuçlanan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Evde bulunan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ifadelerinde İranlı şüphelilerin evde kendilerini zor kullanarak tuttuğunu, telefon ve paralarını aldıklarını anlattı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Hayvan yetiştiricilerine destekler sürüyor. Son destek Muşlu yetiştiricilere verildi. Küçükbaş hayvan sahiplerine 17 milyon lira kaynak aktarıldı. 120 tanesinin tane başı 100 lira olmak suretiyle toplamda 12 bin lira devlet bize bir destek verdi. Hayvan yetiştiricilerine destekler sürüyor. Sadece Muşlu küçükbaş üreticilerine 17 milyon lira destek sağlandı. Hayvancılık faaliyetlerinde doğuda söz sahibi illerden biri de Muş. Tarım ve Orman Bakanlığı il genelindeki hayvan yetiştiricilerine çeşitli destekler veriyor. Son olarak küçükbaş üreticilerine önemli bir destek verildi. Besicilere 17 milyon liralık kaynak aktarıldı. Küçükbaş hayvanlardan keçilere 35 TL, koyunlara da 30 TL birim baş için destek vermekteyiz. Bu kapsamda 550 bin civarında bir hayvana 17 milyon TL destek verdik. Sürüde 120 tane büyüttük. 120 tanesinin tane başı 100 lira olmak suretiyle toplamda 12 bin lira devlet bize bir destek verdi. Özellikle sürü büyütmeye yönelik bu destekler üreticileri de sevindiriyor. Gerçekten güzel bir proje kapsamında. Tekrardan devletimize teşekkür ederiz bu proje için.
Ölümümden Gökhan Argın sorumludur. İşte bu not merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Aleyna'nın hemen yanı başındaydı. Nottaki o isim de genç kızın sevgilisiydi. Polis şimdi bu ölümü araştırıyor. "18 yaşındaki Aleyna Ağgül yanında bir notla ölü bulundu. Babası evladının öldürüldüğünü söyledi. Cinayet zanlısı sevgilisi ise genç kızın kendi canına kıydığını." "Yani size göre bu cinayettir." Tabii. Düşen adam paramparça olur. Başı parçalanır, beyni parçalanır. Yani bu güzel bir senaryoydu. Yaptılar. Iğdır'da yaşayan Aleyna Ağgül, 30 Eylül sabahı evlerinin yanındaki apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu. Yanında da "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not vardı. Bunun üzerine kente nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan evli ve iki çocuk babası Gökhan Argın, Aleyna ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığını ve 4 aydır birlikte olduklarını söyledi. İntihardan 2 gün önce Aleyna'nın kendisini aradığını belirterek annesinin hastanede olduğunu, alışveriş yapması gerektiğini ancak parası olmadığını söylediğini ifade etti. Argın, "Kendisiyle buluştum. Alışveriş yapıp hastaneye götürdüm. Gece de diğer evimde kaldık. Perşembe saat 5'te polis gelip beni evimden aldı. Kendisinden daha önce ayrılmak istedim ama beni intihar etmekle tehdit etti" dedi. Daha önce birkaç kez intihar teşebbüsü olduğunu söyledi. Aleyna'nın babası ise kızının intihar etmediğini, Gökhan Argın tarafından öldürüldüğünü söylüyor. "Ya bu 5. kat diyor kardeşim. 5. kat. Tabii. Param bir cevizi alsan yere ceviz parçalanır orada. Bir ceviz örneğe verir. Özde düşen adam o katın hizasından aynı yere düşer ve 3 metre ileri düşer. Bir gelmiş 10 metre o tarafa düşmüş. Akıl mantık var mı? Düşen adam paramparça olur. Başı parçalanır, beyni parçalanır. Ciğeri çıkar ağzından, vücut simsiyah olur. Bunda öyle bir şey yok ki." Yapılan otopsinin ardından Aleyna'nın cenazesi Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Genç kızın kesin ölüm nedeni adli tıp raporuyla ortaya çıkacak. Tekirdağ'da cani bir koca önce eski eşini kendi çocuğunun gözleri önünde öldürdü. Daha sonra da boşanmaları için şahitlik eden kişiyi evinde yaraladı. Önce eski eşini, daha sonra boşanmaları için şahitlik eden kişiyi vurdu. Tam anlamıyla dehşet olay Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde yaşandı. Evet, 43 yaşındaki Ayşe, olacaklardan habersiz çocuğunu okula götürmek için çıkmıştı evden. Kızıyla birlikte okula doğru yürüyordu. 3 ay önce boşandığı eşi aniden çıktı karşısına. Remzi isimli şahıs çocuğunun gözleri önünde vurdu eski eşini. Yaralı kadın yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak zavallı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı Remzi A ise motosikletle olay yerinden kaçtı ve daha sonra eski eşiyle boşanmaları için şahitlik eden Volkan A'nın evine yöneldi. Zemin kattaki eve gizlice girdi. İki çocuğu ve eşinin gözleri önünde Volkan A'ya ateş etti ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan şahıs da olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul'a bakacak, zaten oradan basar. Şahsın hastanedeki tedavisi devam ederken polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Kayseri'nin tescilli ürünü Yamula patlıcanı kadınların kazanç kapısı olmaya devam ediyor. Lezzetiyle ün salan patlıcan hem yemek hem de kahvaltı sofralarını süslüyor. Senin bu bazanın ne işi? Nesilden nesile aktarılan bir geçim kapısı. Mor beyaz çizgileri, ün salan aromasıyla Yamula patlıcanı Kayserili kadınların geçim kaynağı oluyor. Kadınlar ekiyor, erkekler biçiyor. Aile ekonomisi Yamula patlıcanıyla canlanıyor. Toprağı özel, 100-125 yıllık. Ben 54 yaşındayım. Annelerim, ebelerim ekermişti. Bayağı bir geçim sağlığı kaynağı. Bir gelinimiz ayırda olur, o patlıcanı eker, eşi çalışır, o da oradan kâr eder. O evini geçindirir, eşininki de kâr kalır. Yemek, turşu, közleme ve kurutma olarak değerlendirilen patlıcanın reçeli de yoğun ilgi görüyor. Kayseri'de yaşayan kadınlar genellikle sonbaharda yaptıkları patlıcan reçeliyle de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Patlıcanların önce miniğini toplarız, bunu soyarız. Böyle soyarız, kirece yatırırız, kireçte sarılaşır.
Sarardıktan sonra alırız, limonlu suyla haşlarız. Haşladıktan sonra çıkarırız, onun limonlarını süzeriz. Tekrar suyuna, şekerini, mesela 10 kilo şekere 10 kilo patlıcan koyuruz. 15 kilo su koyuruz. O olanca 4 saat, 4,5 saat kaynatması olur. Ondan sonra şişeleri, kavanozları, yirik. Tarladan pazara gelen patlıcanlar da vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor. İnşallah Allah bulur. Doğu Anadolu bölgesini çevreleyip doğaya nefes olan Sarıçam ormanlarındaki yaşını doldurmuş ağaçlar ayıklanıyor. Kesimi gerçekleştirilen ağaçlar hem bölge halkını kalkındırıyor hem de ekonomiye kazandırılıyor. Ardahan'dan başlıyor. Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtlarıyla Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar uzanıyor. Doğaya nefes olan Sarıçam ormanlarında yaşını doldurmuş ağaçlar ekonomiye kazandırılıyor. Sarıçam ormanlarında yaşını doldurmuş ağaçların ayıklama dönemi sürüyor. Yaban hayatına ev sahipliği yapan ve bölgeye adeta nefes olan ormanlar her yıl belirli dönemlerde gençleştirilerek ekonomiye kazandırılıyor. Bu gördüğünüz tomruklar ormanlara yaptığımız bakım neticesinde elde ettiğimiz endüstriyel ürünlerdir. Bunların bu aşamaya gelmesi, üretilmesi için orman köylümüze 2021 yılında 12 milyon TL ödeme yapmayı planlamaktayız. Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü'nün verdiği ücret karşılığında orman sınırındaki köylüler de ağaçları kesip taşıyıp istifliyor. Elde ettiğimiz bu orman ürünleri de sınıf kalitelerine göre sınıflandırılmakta ve açık ihale usulüyle de iç pazara sunulmaktadır. Yaşlandıkları gerekçesiyle kesilen sarıçamlar mobilya, kereste, sanayi ve inşaat sektöründe ham madde olarak kullanılıyor. Diğer yandan Ardahan'da yıllık ortalama 2,5 milyon fidan da toprakla buluşturuluyor. İsveç'te bilim insanlarının yürüttüğü araştırma insanların uyku kalitesinin ayın döngülerinden etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmacılar erkeklerin uykusunun kadınlardan daha fazla etkilendiğini de tespit etti. Ayın döngüleri uyku kalitemizi etkiliyor. Araştırma İsveç'te bilim insanları tarafından ortaya kondu. Uppsala kentinde bilim insanları 850'den fazla kişinin uykusunu izledi ve polisomnografi ölçümleri kullanılarak bir gecede uykuların başlangıcını, süresini ve kalitesini tespit etti. Bu tek gecelik ölçümler hem erkekler hem kadınlar arasında birkaç yıl boyunca bireylerde kaydedildi. Kaydedilen geceler ay döngüsünün farklı aşamalarında yapıldı. İnsanların genellikle daha fazla karanlıkta daha iyi uyuma eğiliminde oldukları göz önüne alındığında dolunay zamanının insan uykusuna zarar verdiği görüldü. Yeni araştırmada sonuçlar ay döngülerinin insan uykusu üzerinde önemli ve saptanabilir bir etkiye sahip olduğunu doğruluyor. Ancak herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Uppsala Üniversitesi'nden Christian Benedik, ay döngülerinde erkeklerin uykusunun kadınlardan daha fazla etkilendiğini de tespit ettiklerini söyledi. Uykunun ayın evrelerinin değişiminde yer çekimindeki değişikliklerin ve jeomanyetik süreçlerinde etkili olduğu belirtiliyor. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.